Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı tavuk sarma tarifi vermek istiyorum. Çok göz dolduran, gösterişli, lezzetli, bir o kadar kolay ve ekonomik bir tarif ile geldim size bugün. Öncelikle tavama 1-2 kaşık kadar yağ alıyorum. Zeytinyağı kullandım ben. 2 adet kapya biberi jülyen biçimde kestim. 4-5 tane mantarı da yine aynı şekilde ince ve bütün halde ama kestim. Onu şöyle küçücük 2-3 dakika kadar soteliyorum. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Çünkü tavukla beraber pişecek. Sadece şöyle bir diriliklerini kaybetsinler yeterli. Diğer tarafta ben tavuk göğsünü fileto şeklinde incecik ayırdım. Siz bunu tavuk göğsünü but olarak da kullanabilirsiniz. Tavuk butu da kullanabilirsiniz. Kasabınıza bu benim yaptığım işlemi siz kendiniz de yaptırabilirsiniz. Ama ben bir bütün tavuk göğsünü alıp bu şekilde incecik hale getirmeye çalışıyorum. İncecik kesiyorum bu şekilde. Bir tavuk göğsünden en az 3 tane, eğer daha güzel kesebilirseniz 4 tane fileto çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi kalan kısmını da bu şekilde ikiye ayırıyorum yine. Zaten sarma olduğu için, tavuğu saracağımız için parçalanması, yani aralardaki boşlukların kalması, deliklerin kalması hiç önemli değil. Yani olur mu olmaz mı diye bu konuda bir tereddütünüz kalmasın. Gördüğünüz gibi ben açıp üzerini tamamlıyorum. Yamaya yamaya bunu bu şekilde soktum. Şimdi ilk en büyük parçadaki tavuk göğsünü alıyorum streç filminin üzerine. Ve üzerine et dövücünüz varsa et dövücüsüyle. Eğer yoksa benim gibi bıçak bileleyicisinin sapıyla, yani sert bir şey olsun ki tavuğunuzu inceltip ezebilirsiniz. Hiçbir şey olmadıysa da tahta kaşıkla aynı işlemi görüyor arkadaşlar. Tahta kaşıkla içten dışa doğru bu şekilde vurursanız inceliyor, sarılacak kıvama geliyor etiniz. İyice dövmeniz gerekiyor burada. Sarılması için etinizin birazcık dağılması, yumuşaması, incelmesi gerekiyor çünkü. Gördüğünüz gibi vura vura oluyor. Söylediğim gibi en kötü ihtimal tahta kaşıkla da bunu yapabilirsiniz. Tavuk göğsümü incelttim. Şimdi içerisine, iç kısmına biraz tuz ve karabiber serpiyorum. Az önce sotelemiştim. Söylediğim gibi çok az bir şekilde sadece yumuşattım. Diriliklerini kaybetsinler diye. Mantarlarımı ve kapya biberlerimi diziyorum. Şekilde olsun diye öncelikle mantarı diziyorum. Yani dışarıdan kestiğimiz zaman daha süslü görünsün diye. İç kısmına kırmızı biberleri diziyorum. Ve de en orta kısmına da dilimlemiş olduğum uzun kalın şeritler halinde dilimlemiş olduğum kaşar peynirini koyacağım ve sıkı sıkıya saracağım arkadaşlar. Streç filmle sarması kolay oluyor. Hiç bu konuda hani şüpheniz olmasın. Tavuk kaygan olduğu için biraz zor gibi görünüyor ama streç filmle şöyle elimle toparlaya toparlaya sıka sıka streç filmle sarmaya devam ediyorum. Söylediğim gibi üst üste geldiği için parçalar ve de birazdan sıkıştırma işlemine devam ettiğim için her yerini bu şekilde kapatmanız yeterli arkadaşlar. Böyle sıkıştırdıktan sonra kenarlardan iki ucundan büzerek streç filmi kendi etrafında döndürmeye, yani daha doğrusu tavuğumuzu kendi etrafında çevirmeye, böyle sucuk görünümü vermeye çalışın. Bu şekilde söylediğim gibi hem derlenip toparlanıyor hem de sıkı bir görüntü alıyor. Bu şekilde tavuğumu yaptıktan sonra buzluğa kaldıracağım. Yaklaşık olarak yarım saat kendini alsın, toparlansın diye. Az önce o söyledim ya size, yamadığım, hani yama yapacağımız o tavuk parçasını da size göstermek istiyorum. Nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan bunu da aynı işlemi uygulayarak sarabiliriz. Yine tuzluyorum, karabiberliyorum ve mantarımı, biberimi, kaşarımı dizeceğim üzerine. Daha sonra streç filmi de aynı şekilde saracağım arkadaşlar. Tavuğu hiçbir şekilde ziyan etmenize gerek yok. İncelttiğiniz bu tavuklar rulo yapılacağı için, sarılacağı için her şekilde değerleniyor. Eğer bir kasabınız varsa, kasabınız bu işi yapabiliyorsa ne mutlu size, o inceltsin. Bir bütün halde daha rahat sarın ama söylediğim gibi streç film bunu sarımını kolaylaştırıyor. Böyle yavaş yavaş sararsanız eğer iki ucunu birleştirip sıkıca, çok sıkı bir şekilde sarmaya devam ederseniz böyle salam görünümlü tavuk sarmalarınız olacaktır. Bunu buzdolabına değil, buzlukta yarım saat kadar dinlendirdiğinizde İçi dışı tamamen yani katı bir halde alıyor ve şimdi yapacağımız işlemlerde de dağılmamış oluyor. 2 tane yumurta kırdım. Bir tabağa, içerisine
köri, tuz, karabiber koyuyorum ve birazcık da kekik koydum arkadaşlar. Pul biber de ekleyebilirsiniz acı seviyor iseniz. İyice karıştırıyorum, çırpıyorum bunu. Şimdi az önce dolaptan çıkarmış olduğum tavuklarımı önce beyaz una, ardından yumurtaya ve ardından galeta ununa bulayıp kızartacağım. Galeta unu ben ekmek için kullandım. Sizler galeta unu da kullanabilirsiniz. Ben ekmekleri çekip incelttim. Elekten geçiyorum bu şekilde. Ve de bunun için kullanıyorum. Öncelikle tavuğumun her yanını beyaz unla buluyorum. Buzdolabından çıktığı için söylediğim gibi zaten her yeri bir bütün halde duruyor. Yani dert etmeyin. Herhangi bir şey olmuyor. Üzerindeki fazla beyaz unu alıp yumurtaya buluyorum. Ve de en son galeta unumda bu dışı çıtır kalsın. Kendi lezzetiyle birazcık daha lezzetlensin diye ben bu şekilde yapıyorum. Tavada pişiriyorum söylediğim gibi. Ama eğer isterseniz fırında da pişirebilirsiniz ama bana kalırsa tavadaki hali daha lezzetli. Ama tavada pişirecekseniz tabii ki bu un yumurta işlemlerini yapmamanız gerekiyor. Fırında pişirecekseniz pardon. Bunları yapmamanız gerekiyor ama tavada azıcık bir yağ ile her tarafını çevire çevire kısık ateşte bunu yapabilirsiniz. Teflon tavama çok az bir miktar sıvı yağ koydum. Şimdi her tarafını çevire çevire arkadaşlar hiç acele etmeden kızartmaya başlıyoruz. Söylediğim gibi acele etmeyin. Ocağınızda kısıktan birazcık fazlaya ortaya getirin. Orta ateşte her tarafını çevire çevire pişirin. İçinin de tamamen pişmesini istediğimiz için orta ateşte yavaşça pişirmeyi tercih etmeniz gerekiyor. Söylediğim gibi her yanını benim yaptığım gibi çevire çevire pişirin tavuklarınızı ki içi de pişsin. İçinde bir çiğlik kalmasın. Zaten tavuk çabuk piştiği için ve de ince bir tavuk kullandığımız için hemen pişiyor ama söylediğim gibi orta ateşte yapın. Dışı kızarıp içinin çiğ kalmasını istemiyoruz çünkü. Benim tavuklarım pişti. Böyle görmüş olduğunuz gibi her yerini güzel bir şekilde kızarttım. Şimdi onu alıp keseceğim ve içini size göstereceğim. Ne kadar güzel pişmiş olduğunu sizler de görün. Sofraya koymadan kızartma işlemlerini yaparsanız sizin de işinize yarar. Çünkü sıcak sıcak ortadaki kaşarı da eriyip sünüyor ve daha lezzetli oluyor bu yemeği sunması. Ya da kızartıp daha sonra mikrodalga fırında ısıtmanız gerekecektir. Şöyle dışı çıtır ve içi ne kadar renkli, ne kadar güzel görünüyor sizler de görüyorsunuz zaten. Dışının çıtırlığı ayrı lezzet, içinin mantar, biber ayrı bir lezzet katıyor kaşarda tabii ki. Lezzetli bir yemek bu. Arkadaşlar bakın içine hiçbir şekilde pembelik, kırmızılık yok. Her tarafı çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle dilimleyip tam orta kısmında göstermek istiyorum. Sunumda da sanki bir suşiymiş gibi görünüyor öyle değil mi? Tavuğun ben güzel hallerinden birisi olarak bu yemeği sayıyorum. Yaptığım misafirlerimde her zaman tam not almıştır bu yemek. Söylediğim gibi çok pahalı da değil ama tavuğu güzelleştirip yani gösterişli bir hale getirmek bu yemek bence. Sizler de iftar sofralarınıza, davet sofralarınıza bu tavuk yemeğiyle farklılık ve güzellik katabilirsiniz tabii ki. Mantarlı tavuğun uyumu zaten mükemmel sizin de bildiğiniz gibi. İç malzemesini farklılaştırıp değiştirebilirsiniz. Ve sofranıza böyle güzel bir yemeği kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Yemeğimi beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kaydetmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.